Eğitim TV'den herkese merhabalar. Bugün Plus Level Gelişim Akademileri Kocaeli Merkezi'ndeyiz. Yanımızda kurucu Adem Katanalp var. Adem Bey, bize kendinizden ve kuruluşunuzdan bahseder misiniz? Merhaba, iyi günler. 2010 yılında bir etüt merkezi kurduk İzmit'te. 2010-2011 yılları arasında da eğitimimize devam ettik. Tabii etüt eğitimlerimiz devam ederken Plus Level Gelişim Akademileri ile tanıştık. Plus Level Gelişim Akademileri IQUP isimli bilimsel bir gelişim programı uyguluyor. Bizler de bu programı kendi etüt öğrencilerimizle denemek istedik. Ve 3 aylık programı ilk etapta kendi etüt öğrencilerimizle denedik. Sonuçlar çok başarılıydı. Veri dönütleri çok mükemmeldi. Sonrasında kurumsal anlamda tamamen bunu yapmak istedik ve Plus Level Gelişim Akademileri ile görüştük. Peki IQUP nasıl bir sistem? Biraz IQUP'tan bahsedeyim size. IQUP, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 aylı bilimsel bir proje. 3 aylık bir program. Toplam 60 etkinlikli, 90 gün süren bir program IQUP programı. Program şu şekilde başlıyor. 9 yaş ve üstü bütün katılımcılar bize bu programa katılmak istediklerinde bir teste giriyor. Online bir test bu. Teste dikkat, hafıza, mantık, muhakeme. Bu kısımları, beynin bu kısımları hem sözel, hem sayısal, hem görsel olarak ölçümleniyor. Bu ölçümlemeler tamamlandıktan sonra en kötü olan 4 fonksiyon ile ilgili İstanbul Genel Merkezimiz bize kişinin gelişim programını gönderiyor. Daha sonrasında program başlamış oluyor. Kişi haftada 5 gün ya da haftada 3 gün şeklinde programa katılım gösterebiliyor. Aradan 1,5 ay geçtikten sonra tekrardan biz bir testi alıyoruz kişiyi. Acaba biz bu 4 fonksiyonu nereden alıp nereye taşıyabildik? Sonrasında da bir programın sonunda, 3 ayın sonunda bir test yapıyoruz. Burada da kişinin son durumu ortaya çıkıyor. Tabii pratikte bu şekilde ama veri dönütleri bizim için çok önemliydi. Velilerin en çok yaptığı dönütler çocuklarıyla ilgili. Benim öğrencim 5 dakikada bir ders çalışırken yanıma geliyor, ders çalışmak istemiyor. Bunun dışında paragraf sorularını okurken aklı başka yere dağılıyor. Bildiği halde soru kaçırıyor. Zor soruları yapıyor, basit soruları yapamıyor gibi birçok konuda sıkıntılı olan veliler çok güzel şeyler dillendirmeye başladılar. SBS notlarının yükselmesi. Bunun dışında kitap okumayı sevmeleriyle ilgili çok fazla dönüş var, veri dönüşü var. Peki son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Bence sağlıklı her birey en az bir kez IQUP programına katılsın. Bunun dışında özellikle öğrencilerin dahil olduğu programlarla ilgili bilimsel olup olmamalarıyla ilgili veliler ciddi anlamda araştırmacı olsunlar. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.